Evet, kahvemi aldım. Balkonuma çıktım. Akşam kahvemizi içelim. Mis gibi. Onlara meydanda yarın akşam hazır bayraklar asıldı. Hepsi. Bütün direkler doldu. Hazırlık var konsere herhalde. Yarın akşam sizlerle birlikte canlı yayındayız. Allah kısmet eder. Kahvem de çok güzel olmuş. Mis mis. Yeşillik. Kapı açık, burada sivri var. Karşı yeşillik olduğu için çimenlerden geliyor. Olmasa ne yapacak insanlar bilmem Allah'ım. Ben de kaç bardak içtiğim belli değil. Soğuk soğuk buz gibi şöyle. Sıcaktan yemek istemiyor insan, sadece su. Ben burada kapatıyorum. Kahvemi de içmeye devam ediyorum. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun diyorum. Şu fincanda çıkan balığı görüyorsunuzdur inşallah. Öyle böyle bir balık değil ki. Kocaman bir balık geliyor. Ağzına gelmiş fincanın. Artık buna kimseye engel olamaz. Allah'ın izniyle kısmetler açılıyor. Fincanın yarısını kaplamış. Balığın büyüklüğüne bakar mısınız? Hatta iki tane balık gibi duruyor. Ben öyle bak, altında bir tane de kuyruk çıkmış, hemen onun üstünde bir balık daha var. Ben ona benzettim, bilmiyorum, balığa benzettim. Çok büyük bir balık. Valla inanma, falsızda kalma. Anlayan da varsa söylesin. Bunlar ne böyle bilmiyorum, bunu pek anlamadım. Burada da sanki birisi böyle elinde silah var sanki. Ardında da onlar böyle insan mı desem, yükünü almış gidiyor mu desem, o elindeki öndeki başı çekiyor. Silah sanki, silaha benzedim. Silah haberdir, tez zamanda güzel haberim olsun inşallah. Başka niye benzettim burada? Başka da bir şeye benzetemedim. Burada yalnız bunu silahlı bir adama benzettim, şu öndekini. Bak elinde silah var sanki, bak yukarı doğru kaldırmış. Silah. Haberdir rüyada gördüğün zaman. Ama kapalıda gördüğün zaman nedir onu bilmiyorum. Buradaki balık yükünü almış geliyor.
gelmekte olan. Hadi bakalım. İnşallah diyelim. Pek anlamam. Sadece şöyle kapatmadan ama böyle çıktı mı kapatmadığım zaman bakarım onu. Bir şeyi benzetirim, o da çıkar. Bakalım. Çıkarsa sizlerle paylaşacağım. Bu balık eğer çıkarsa sizlerle paylaşırım. Ya geçen gün dedim kendi kendime, artık hiçbir şey paylaşmayacağım. Benim can çıkar uyu çıkmaz. Paylaşmamam lazım. Göze geliyorum çünkü. Olsa bile bir şey söylememem lazım. Siz benzettiyseniz siz de yorumlara yazabilirsiniz. Buradakini ben... Yok, silahlı adama benzettim ama altında kadın bu ya. Altında kadın sırtlamış bütün her şeyi, yükü, silah değil o. Bak, altındaki kadın sırtlamış bütün her şeyi, yükü götürüyor. Taşıyor. Ay, ben taşınıyor mu acaba? Bak şimdi. Alttaki kadına benzettim, o yüklenmiş gidiyor. Vallahi eğer alttaki kadın üstteki silahlı bir el silah verse, kadını da sırtlamış gidiyorsa, buradaki balık da büyük geliyorsa, bu ne demektir? Kuşum yuvadan uçtu demektir. Yani İknur yuvasına geri dönüyor demektir. Cennetimi olmasa da caddeme diyelim. Hadi bakalım. Vardır bunda da bir hikmet, bunda da bir hayır. Olursa demek ki temiz kalpliliğimden içime doğuyor bunlar. Sizlerle paylaşacağım zaten. Olduğu zaman. Ben öyle benzettim. Siz başka bir şeye benzeten varsa sizlere gösteriyorum falı. Anlayan varsa. Benim benzettiklerim öyle. Bu balık. Kocaman bir balık. Burada altında kadın yüklenmiş gidiyor yükünü. Üst tarafta da öyle bir elde silah var sanki. Silah haber. Demek ki ilk önce balık gelecek. Silah haber. Yüklenip gitmekte. Ben işte kendime yordum bunu. Canım öyle istediği için herhalde. Belli olmaz. Bak kapamadım yani. Kapamadan çıktı. Fal kapamam ben. Anlamam zaten. Böyle içerken çıktı mı benzetirim onu. Yani falcı malcı demeyin sakın. Fala inanma, falsız da kalma. Öyle şeylere pek inanmam ben. Sadece benzettiklerimi yorumlarım kendime. Ama temiz kalpliliğimden oradaki benzettiğim de çıkar. Ya burcumun özelliği, Başak burcuyum, hissederim. Çoğu şeyi hissederim. Rüyalarımın da çoğu çıkar benim. Haberci rüyam derler. Ne derler? Rüyamda görürüm. Çoğu şeyi gördüm yani hayatımla ilgili. Hastalanacağım zaman kanseri gördüm. İki kere ameliyat olacağımı gördüm. Hatta doktor yanlış bakmış benim MR'ıma. Temiz raporu yazmıştı. Bak, konudan konuya gittik gene. Temiz raporu yazmış. Sonra Babeski'deki bir tane Yusuf Bey cerrah beni yolladı. Burada Lüleburgaz'da Medikent'te bir tane güzel udurasyon çeken doktora. Oraya geldim. Tekrar udurasyon çekti. Çeken doktor daha görmüş hemen kitleyi. Bana söylemediler. Kızıma söylemişler. Allah'ım korusun, kızım da hamileydi. Hani olmadı bir şey. Mucize dediğim yani ilk torunum.
O 7 sene sonra oldu. Hamileydi Neşko. Doktor ona söylemiş. Neşem öğrendi kitleyi. Oğlum öğrenmiş sonra ikisi birlikte. Eşim daha bilmiyor. Ben bilmiyorum. Evlatlarım kara kütük gibi köşelerde ağladı hep. Benden saklı. Neyse laftan lafa geçelim. Konuyu gene oraya getirdik. Gittik. Sonuçlarım çıktı. Tabii ki kanser. Yusuf Bey sağ olsun biyopsi yaptı beni. Edirne'de gittik. Atakan Hoca var, göğüs uzmanı. Özel hastanede ameliyatım oldu. Neyse sonuçlar yine gitti. Bir ay sonra çıkacak dediler patoloji. Temizlediler o bölgeyi. Sonra ben rüyamda başladım görmeye. Yaşlı bir adam, dede. Bana diyor ki, bir hafta gördüm o rüyayı. Ne iyi ne kötü, ne iyi ne kötü. Ay Allah'ım, çocuklara da anlatıyorum. Diyorum ki, rüyamda görüyorum böyle bir dede. Bana diyor, ne iyi ne kötü, ne iyi ne kötü. Aa, sonuç. Neyse, sonuç zamanı geldi. Gittik doktora. Odasına çağırdı bizi. Gittim odasına, Atakan Hoca'ya. Dedi, size haberlerim var. Kızım, oğlum hep birlikte. Dedik, hayırdır? Ne iyi ne kötü dedi. Neşe daha hemen benim suratıma baktı Neşko. Dedi, iyi olan ameliyatımız temiz geçti. Temizledik, ondan bir sıkıntı yok. Kemoterapi de almayacaksın. 32 seans ışın alacaksın dedi. Ama bir operasyon daha geçireceğim. Ufak bir operasyon. Çok az bir kitle kalmış orada gene. Ufacık öyle. Ben ona razıydım kemoterapi olmaktansa. Yani o rüya bak nasıl çıktı benim. Ne iyi ne kötü. Aynısını doktor da bana öyle söyledi. Daha başka rüyalarım da var bunun buna benzer. Yani Allah artık gösteriyor mu, hissettiriyor mu? Hani birkaç kişinin de böyle hiçbir şey yoktu. Rüyamda gördüm. Öldüler yani. Daha ne diyeyim. Hiçbir şey sapasağlam insanları gördüm rüyamda. Korkuyorlar artık benim rüyalarımdan da çocuklar. Anneciğim sakın bizi görme. Eşim hele. Sakın beni görme canım diyor rüyamda. Ama öyle her rüyamda çıkıyor diye bir şey değil. Böyle bazı rüyaları Allah herhalde temiz kalpli olanlara gösterirmiş olacak şeyler. Ben de ameliyatlarımı da gördüm. Bu kanseri de gördüm. Yani çoğu şeyi gördüm ben. Yani bir tek derler ya öleceğini göstermiyor. Şimdi bayağı da uzattı. Falda da böyle işte. Bu kahve içtikten sonra şu kenarlarında gördüklerim çıkıyor. Benzettiğim şey de çıkıyor. Geçen öteki cennetimde yani öteki evde gördüm. Daha akşamına para geldi. Yani bir gün bile beklemedi. O gece daha eşim parayla geldi. O zaman da at görmüştüm. Bildiğin hatta videolarım da var. Paylaştım. O videomu da paylaştım. Akşamleyin falım çıktı. Yani bu kenarda çıkan çıktı. Bakalım bu nasıl çıkacak. Eğer bu çıkarsa silaha haber gelecek. Sonra balık, büyük bir balık var. Ve bir kadın sırtlanmış gidiyor bile yükünü, eşyalarını. Ben de onu kendime yordum. Bu da şahit olsun bu videomda. Sizlerle. Olursa paylaşacağım. Hep birlikte göreceğiz. Ben burada kapatıyorum. Daha fazla da uzatmıyorum. Çok uzattım yine videomu. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum.